Başakşehir maçından sonra biliyorsunuz Bele'ye geldik. burada 3 günlük kamp. Yarın itibariyle de Alanya'ya gideceğiz maçımız için. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar alıyoruz. İstediğimiz puanları toplayamadığımız bir periyottayız. E burada hem çalışıyoruz hem de bu negatif psikolojik durumu takımımla beraber üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Maçtan sonra da söylediğim gibi evet e çok kötü oyunlar oynamıyoruz ama skorlar son 3 maçta istediğimiz gibi gelmiyor. Bunun takımımızda bir panik, bir psikolojik çöküntü, bir güven, bir özgüven eksikliğine yol açmasını istemiyoruz. Burada Alanya Spor maçına hazırlanır iken aynı zamanda da bu mental noktalar üzerinde takımla beraber duruyoruz. Geçen hafta maçın ilk yarısı Alanya Spor için hiç de istedikleri gibi gitmedi. Arda arda goller yediler ve ...bir anda kötü bir sonuçla karşılaştılar. Ama genel manada baktığımız zaman... ...Alan Espor... ...ligin kalp bürüsü takımlarından bir tanesi. Teknik direktörleriyle beraber... ...iyi futbol, pozitif futbol oynamaya çalışan... ...takımlarından bir tanesi. Dediğim gibi biz de... ...istediğimiz sonuçları alamadığımız maçlar dahil... ...hep kazanmak için oynayan bir takımız. Nerede oynadığımız, kiminle oynadığımız fark etmiyor. Bu mantaliteyi devam ettireceğiz. Yine... Oyunu rakibe bırakmak istemiyoruz ama ve tabii ki bu da e, bazen yetmiyor. Futbol bir sonuç oyunu. Bunun üzerine iyi bir sonucu ekleyebilmek adına da e, oyunun ayrıntılarında daha dikkatli olacağız. Biliyorsunuz 14 puan bir fark var e, Trabzonspor'la aramızda. Yani bu fark kapanmayacak bir fark mı? Hayır. Ama şunu demek istiyorum ki yani bu belki bizim müthiş sonuçlar. Alacak olmamıza rağmen de Kapanmayabilecek bir fark Yani burada e, Trabzonspor'un e, Bu ritmini kaybetmesi Hatta ritmini kaybetmesi de gerekmiyor Üst üste kötü sonuçlar alması Ve tabii ki yarışı başka noktalara getirebilir Futbolda her şey var Ama e, şu anda Orada eğer Trabzonspor'dan Beklediğimiz e, Performans uçuşu olmasa bile e, Biz hedefsiz değiliz En azından şu andaki Konumumuzu korumak da bizim adımıza bir hedef olarak ortaya çıkacaktır. Sezon başından beri söylediğim gibi ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Şu anda da tabii ki dediğim gibi birincilik, şampiyonluk Trabzonspor'un şu anda büyük avantajında ama en azından ikinciliğimizi koruma adına da iyi sonuçlar almaya devam etmemiz lazım. Her şeyden önce iyi futbol oynamaya devam etmemiz lazım. Bunu sonuçlara e, yansıtmamız lazım. Çünkü e, bize güvenen bu güveni oluşturduğumuz bir e, taraftarımız var, şehrimiz var, bizden iyi sonuçlar bekliyorlar. Biz yine her maç özelinde e, buna karşılık vermeye çalışacağız. Umarım ligi her zaman söylediğim gibi en iyi yerde bitiririz.